Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle simli angora beş rengi taş renginde bir ip kullandım. 2 numarada tığım var. Örneğimizi parça halinde başladık. Hem kolay hem zevkli. Yazlık hırkalar, yelekler, şallar, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir, iki. Hemen trabzan üzerine başlayalım. Ara ara zaten örneğimizi de göreceksiniz. Şöyle. Şimdi ben sizler için alt ucunu şöyle hazırladım. Hemen nasıl yapıyoruz? Şimdi diyelim ki 3 tane trabzan yapacaksak 5-6 tane zincir çekiyoruz. Sonra trabzanlarıyla şu şekilde 3 zincir dönüp devam ediyorum. Şimdi burada hemen modelime başlayacağım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kenar trabzanıyla. Şimdi örneğime başlıyorum. 3 tane yan yana trabzan ördüm. Sonra bir zincir çektim. Bir doladım. Şöyle 2 trabzan aralıklı, 1, 2 trabzan aralıklı batıyorum. 3 tane yan yana trabzan örüyorum. Sonra 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi bir tane çiçeğimize başladık. Arada bir zincir çektim. Ve yine 2 tane trabzan aralıklı batıyorum. Bakın. Şu şekilde aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Sonra 3 zincirim var. Yine aynı yere batıyorum. 2 sıradan oluşan bir yelek örneği. Bu birinci sırası. Şimdi yine bir zincir çektim. Şöyle 1-2 trabzan aralıklı. Yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Siz ön bandı olarak daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi biz örnek olduğu için iki tarafı da aynı yaptım. 3 tane zincir çektim. Dönüyorum. Önce buradaki trabzanlarımı örüyorum. Sonra 2 zincir şuradaki bir zincirin içine sık iğneyle tutturdum. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 3. Bir doladım. Buradaki 3 zincirin içine önce bir tane trabzan ördüm. Tekrar 3 zincir aynı yere bir tane V oluşturuyorum. Yine 3 zincirim var. Bu araya sık iğneyle tutturdum. Sık iğne hiç üstüne almadığımız zaman 1, 2, 3 zincirim var. İkinci çiçeğin içine aynı şekilde önce bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan. Şimdi yine 3 tane zincir. Ben böyle sıramı tamamlarken ikinci örneğime geçmeden siz modelimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğimize de başlayalım. Çok kolay ve artan bir model. Zaten videomuzu izlediğinizde göreceksiniz. Eğer örmeye başlarsanız da ne kadar çabuk giden bir model diyelim. Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakın. Bu kenar trabzanıyla başladık. Şimdi bir örneğim bitti. İkinci örneğim aynı şekilde burada 3 tane trabzanım vardı. Bir zincir çektim. Bir doladım. Şimdi bu V olan yerin içine önce 3 tane trabzan örüyorum. Sonra 3 zincirim var. Yine aynı yere 3 tane trabzan. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bir zincir, bir doluyorum, hemen karşıya batıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane yan yana trabzan, 3 zincir. Yine aynı yere 3 trabzan. Bir zincir ve kenar trabzanıyla
sıramı tamamlıyorum. Bu ikinci örneğimizin birinci sırası. Şimdi 3 tane zincirle döndüm. Yine önce trabzanları örüyorum. Sonra 2 zincir. Sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar 3 zincir. 1 doladım. İçine batıyorum. Yine 3 zincir. Aynı yere. Tekrar 3 zincir. Yine 3 zincir. Yine V oluşturuyorum. Tekrar 3 zincirim var. İkinci çiçeğimiz için zemin hazırlıyoruz. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomuzu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden yaparsınız. Elinizde angora varsa. Şimdi yaz tabii önümüz sonbahar olacak. Bence beğendiyseniz hemen bir şeyler yapın. Kışa hazırlık olsun. Tabii yazları fazla görülmediği için herkes kışı bekler. O yüzden sizler bence kimden örerseniz daha iyi olur diyorum. Böyle sıramı hemen bitirmek istiyorum. Sizlerle konuşurken bir sıra daha ördüm. Bakın şöyle. Harika bir örnek. Çoğaldıkça daha çok kendini gösterdi bakın. Dediğim gibi çok amaçlı bir örgü. Şallar, arkalar, yazlık, ip de kullanabilirsiniz. Şöyle bu gri tonları, bu toz pembe dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.